Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TTT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 6. güne. Evet bundan sonrasında korkmana gerek yok diye bir önceki videoda söylemiştim zaten sana. Şimdi bugün ikizkenar üçgen konusunu işleyeceğiz. Sen dik üçgenin mantığını anladıysan konuya böyle dik üçgenin %100'üne hakim olmak zorunda değilsin. %40'ına bile hakim olsan ikizkenar üçgen konusunu yapabileceksin. Hatta şu güzelliği de var ikizkenar üçgeni yaparken dik üçgendeki eksiklerini de kapatacaksın. İşte geometrinin bundan sonraki güzelliği bu. Bir önceki konuyla yeni konuyu rahat bir şekilde yapabileceksin. Yeni konuyu yaparken de bir önceki konuyu oturtacaksın. Daha doğrusu şu kampın mantığı o zaten. Sorular ona göre yazıldı. Rahat ol, relax ol. Bundan sonrasında çok güzel bir şekilde gidecek. 6. gündeyiz. Şafak sayarımıza bakalım mı? 6. günde ne yapacağız? Hadi şafak sayarımıza bakalım öncelikle. Şuraya bakacak olursak. Hmm, altıncı gün. Şurada 43 ve 48. sayfa diyor. 43 unutmayalım. Sonra hemen şuraya 6. güne bakalım. 6. günde ne? 2 tane dersimiz olacak. 2 videomuz olacak. O sonrasında ödevimiz de olacak. Bir de haftalık programa bakalım. Haftalık programda da 4. haftada ikizkenar ve eşkenar. Yani ikizkenar 4. 4. haftanın böyle yarısı diyebiliriz. Bugün işleyeceğimiz konu yarısı. Yarın da dördüncü haftayı tam anlamıyla bitirmiş olacaksınız. Ödevlerle birlikte tabii. E o zaman hadi bakalım. Sayfa numarası 43'tü galiba. 43'e gelelim mi seninle birlikte? Geldik ve ikizkenar üçgen konusuna başlayalım. İkiz kenar üçgen. Aslında biz ikizkenar üçgeni daha öncesinde gördük. Nasıl gördük? Ek çizimlerde gördük. Üçgende açıda tanıttık. Ne dedik? İşte burası bir tabandı. Tabana ait açılar birbirine eşitti ve bu kollara adı olarak adlandırılıyor. Tamam. Ama sadece bu tanımdan dolayı sorular yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor tabii ki. Tanımdan dolayı sorulara bakalım. Öğrenme alanıyla işe başlıyoruz. Hocam, burada AB ile AC birbirine eşit verilmiş. E bununla bu birbirine eşitse, o zaman verilen bilgileri kullanacağım. Madem bu x kenar hocam burası da x artı 5'tir. E sonrasında ne yapacağız? Hocam sonrasında burada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Dik üçgen karşımıza çıktığı için pisagor bağıntısını yapacağız. Yapalım bakalım pisagor bağıntısını. Hocam burada x artı 5'in karesi eşittir. x'in karesi artı 15'in karesi deyip işlem 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 yapanlara Yuh yuh şarkısını hediye ediyoruz. Niye? Çünkü artık biz dik üçgende öğrendik bir şeyler. Hocam 15 varsa ya 8, 15, 17'dir. 8'i koyarsam 8, 15, 13 yaptı. Olmadı. Ya da 15 varsa 3, 4, 5'in katlarını da ezberleyin demiştim. Dik kenarı 15 olan 15, 20, 25 üçgeni var. Bakalım bir de 20'yi koyalım şuraya. 20'yi koyduğumuz da 15, 20. Buraya 20 koyduğumda burası 25 çıkıyor mu? Çıkıyor. Yani x'i böylelikle 20 bulduk. Zaten bizden x deniyor. Cevap 20. Geldik bir sonraki soruya. Bak arkadaş. Şimdi burada x kenarlık verilmiş ve dik üçgen hala hazırda vardı. Ama sonraki soruda bakıyorum x kenarlık bir x kenarlık yok. Arkadaş bak özellikle x kenar üçgen sorularında bu cümleyi de çok söyleyeceğim. x kenar üçgen konusunda dik üçgenden sonuca ulaşamıyorsan x kenarın tanımını kullanmak zorundasın. Ne yapacaksın? E, x kenar uzunlukla alakalı bir şey çıkmıyorsa yani dik üçgenle Pisagor'la alakalı bir şey çıkmıyorsa yapacağın iş şu kardeşim açılara dalmak. Çünkü x kenarın tanımında bir de ne var? Açıların eşitliği var. Aslında burada bak yine kafamızdan beynimizden bir şeyleri sorguluyoruz. İkiz kenar uzunlukla ilgili bir şey çıkmadı. O zaman açılara dalayım. E, tanımında açılar var o yüzden açılara dalacağız. Ha burada bu soru tabii ki farklı. Yani şimdi o mantıkta değil de. Hocam burada bu açıyla bu açı eşit verilmiş. Sonra şu açıyla da şu açı eşit verilmiş. E, burada zaten direkt sana açıya dal diyor soruda. Genelde böyle sorularda açılara dalmadığımız için açıyı veriyor. E, bakıyoruz açılara öyle açılara dalmıyoruz. Ya da şöyle şöyle aç alfa alfa beta beta yazıyoruz kalıyoruz. Kardeşim ya burada iki tane açı yan yana gelmiş bu üçgende. Dayanamam. Alfa beta. İki tane açı yan yana gelmiş. Toplarsın burayı bulursun. Alfa artı beta yapar. E sonra açılara daldıktan sonra. Bir de şurayı mı yazsak acaba? Yazmaya gerek yok. Çünkü buraya alfa artı beta buldum. Bak burada da bir alfa artı beta var. Yani şuradaki üçgen ne oldu? İkiz kenar üçgen oldu. Sadece açılarda daldığımız zaman da ikiz kenar üçgen de çıkabiliyor. Yani 7 ise burası da 7 olur. X'i böylelikle kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Yani cevap 2 çıkar. Evet gelelim şimdi örnek 1'e. Oha hocam hemen direkt böyle yeni nesille başlamışsınız. Hayır kardeşim yeni nesille başlamadık. Ee, korkma 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 rahat ol. Ama güzel bir soru. Hoş bir soru. Kolay bir soru. O yüzden birinci soru olarak yazdım. Aşağıdaki birim kareli zemine KL çizilmiş. Soruyu bir okuyalım ve anlayalım bakalım. Bir kenarı KL olan bir köşesi de A, B, C, D, E noktaları olan üçgenler oluşturuluyor. Yani bir köşesi A olacak şöyle mesela. Şöyle şu üçgenleri oluşturacağız. Bir tane üçgen bu mesela. B olursa bir tane üçgen bu mesela. C olursa bir tane üçgen bu mesela. İşte bu üçgenleri oluşturduktan sonra bu üçgenlerin kaç tanesi ikizkenar üçgendir? E ikizkenar üçgen tanımını biliyoruz tanımıyla alakalı bir soru. İki kenarı eşit olan üçgene biz ikiz kenar üçgen diyoruz. İlk önce A'ya bakalım. Yaptığımızda sileceğiz maalesef. Şu A'ya bakınca bakın şimdi bir kök bir kenarı KL olan bir de A olan. O zaman şöyle AKL üçgenini oluşturalım. Bu bir ikiz kenar üçgen mi diye bakacağız şimdi. Hocam şu ikiz kenar üçgen mi? Bu uzunluklara bakacağım. Şu uzunluk belli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Sonra bunlar 8 olamaz ama buradaki uzunlukları nasıl bulacağız? Pisagor bağıntısından şuradan bak Hali hazırda dik üçgenler var. Burası 3 birim. Burası 4 birim. Burası 5 çıkar. Aynı şekilde bak. Burası da 4 birim. 3, 4, 5. Aa ne oldu? Burası da 5. Burası da 5. Bu bir ikizkenar üçgen oldu. Evet. A için doğru. A'yı yuvarlak için aldım. Şimdi B'ye bakalım. B'ye bakacak olursak bunu silmek zorundayım. B'ye baktığımız zaman da hocam kırmızı ile yapayım hadi işlemlerimi. B'yi çizdim şöyle. Bunu çizdim ve şunu çizdim. Kenarları birbirine eşit diye bakacağım. Şimdi buradaki uzunluk kaç? 5. Sonra buradaki uzunluk kaç? Hocam şuradan çıkıyordu ya da şuradaki dik üçgenden bak direkt dik üçgen var halihazırda. 3, 4, 5. Burası da 5. E o zaman bu da bir ikizkenar üçgen oldu yani b de bir ikizkenar oldu. Sonra c'ye bakalım. C'ye gelecek olursak da hocam c'yi çizince şöyle şunu da çizdim üçgen oluşturdum. Şimdi kenar uzunluklarına bakalım. Hocam burası zaten 5 birim olduğunu biliyoruz nereden öğrendik bunu? Şuradaki 3, 4, 5 üçgenine. Sonra şu uzunluğa bakalım. Buradaki dik üçgenden bakacağım. Buradaki uzunluğa. E bakalım oradaki uzunluğa. Şu dik üçgene bakacak olursam. Şurası 1 bir birim. Şurası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6. 36 artı 1'den 37 kök 37 yaptı burası. Hocam şurada da bu uzunluğa aitti. 2 birim burada. 4 birim burada. Burası da 2 kök 5 yaptı. E bu 2 kök 5 kök 37 5. Herhangi iki kenarı birbirine eşit mi? Değil. O yüzden C iptal olmadı. D'ye bakalım şimdi. Hocam D'ye bakacak olursak. Hemen D'ye ait bir üçgen olur oluşturalım şöyle. Hop oluşturdum. Hocam zaten bak şuraya bakacak olursam burası neydi? 5'te Burası da 5 birim değil mi? Evet. Zaten direkt B'de ikizkenar üçgen oldu. Sonra E'ye bakalım. E'ye bakacak olursak da. Hop! Şurası 6. Hop! Şuraya bakacağım bir de. Hocam buranın 5 olduğunu biliyorum. Burası da 6. E buradaki uzunluğa bakacağız şimdi. Hocam şuradaki uzunluk da şuradaki dik üçgenden bulunur tabii ki. Şurası 3 birim, şurası 4 birim. 3 4 5 üçgeninden burası da kaç çıktı o zaman? 5 çıktı. Hemen şuraya da 5'i yazalım. Evet, bu da bir ikizkenar üçgen oldu. Yani A, B, D ve E noktaları oldu. Kaç tane tanesinin ikizkenar üçgen oldu. 4 tanesi ikizkenar üçgen oldu. Yeni nesil bir soru demeyebiliriz. Denilebilir de. Yani kolay. Hemen A'ya ait üçgen, B'ye ait üçgen, C'ye ait üçgen, D'ye ait üçgenden direkt çıktı. Hali hazırda dik üçgenlerde var. Yine dik üçgen konusundan sonuca ulaşmış olduk. Evet örnek 1'i böylelikle 4 bulduk. Geldik örnek 2. Örnek 2'de de D ile AB birbirine paralel verilmiş. Verilen her bir bilgiyi kullanacağım. Madem paralel bir de ne verilmiş? AC ile BC birbirine eşit verilmiş. Şununla şu birbirine eşit verilmiş. Bak ikizkenar üçgen bir şey yapamıyorum. Yapamıyorsam o zaman uzunlukla alakalı bir şey yapamıyorsam ne yapacağım? açılara dalacağım da sadece. Yapacak ol ya başka hiçbir şey yapamıyorsam tanımını uygulamak zorundayım. Kenarların gösterdim açıları da gösterdim. E bunlar birbirine paralel verilmiş. Bunlar paralelse yöndeşlikten dolayı burası da alfa. yöndeşlikten dolayı burası da alfa yapar. Hocam şu açı da alfa oldu. Bu açı da alfa oldu. Aa burada da bir x kenar çıktı. Bu x kenarda burası 7 ise burası da 7 olmak zorunda. Hocam tamamı 10 oldu. E tamamı 10 olduysa buraya da 3 kaldı o zaman. ABC üçgenin çevresi soruluyor bana. ABC üçgenin bir kenarı 10. Diğer kenarı 10. Şurası da 5. Çevre o zaman 10 artı 10 artı 5'e eşit işte olacaktır. Yani cevap böylelikle 25 olur. açıya dalmanın özelliği bak görüyorsun. Evet burada da bir x kenarlık verilmiş. Hocam x kenarlık verilmiş ama hiçbir şekilde işlem falan yapamıyorum Ya şuradan bir dik bir çizsem böyle. Ama şu kenarlar verilmemiş ki tamamı. Tamam x kenar üçgende biraz sonra öğreneceğiz. Taban verilmişse tabana ait yüksekliği çizeceğiz ama bu taban verilmemiş. E o yüzden burada çizemeyeceğiz. Zaten burada soru da açıyla alakalı bir şey verilmiş. BAD alfa iken ACB 2 alfa verilmiş. Buraya alfa yazdım. ACB'ye de 2 alfa yazdım. E sonra ne yapacağız burada? Hocam ikiz kenar. Uzunlukla alakalı bir şey yapıyorsam açıya dalacağım. Ki açıya dalmamız gerektiğini zaten soru bize söylüyor. Spoiler'ı veriyor. Dal açıya kardeşim. Bu bir ikiz kenar üçgen. Tepe açısı 2 alfa ise. Biz 180'den 2 alfa çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman taban açılarını bulmaz mıyız? 180'den tepe açısını çıkartıp 2'ye bölüyorduk çünkü. Evet o zaman burası kaç yapıyor? 90 eksi alfa 90 eksi alfa yapıyor. Taban açıları 90 eksi alfaya 90 eksi alfa oldu. Ve alfa ile 90 x alfayı topladığınız zaman toplamda 90 yaptı. Yani şurası 90 derece oldu. Vay. Büyük üçgen dik üçgen oldu. Büyük üçgen dik üçgen. Bir dik kenar 6. Diğer dik kenar x artı 2. Diğer dik kenar x. Yani x artı 2'nin karesi eşittir. x'in karesi pardon. Evet x, x artı 2'nin karesi x'in karesi artı 6'nın karesine eşit olacak. İşlem işlem işlemle sonuca ulaşacak. Ya kardeşim ne gerek var? 6 var burada. Hisset. Bakalım 6 varsa ne hissediyorsun? 6, 8, 10 üçgeni hissediyorsun. X yerine 8 yazarsan 6, 8, 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani X, 8 çıkar. Zaten bizden de ne isteniliyor? 8 isteniliyor. Dolayısıyla örnek 3, 8 çıktı. Geldik örnek 4'e. Şimdi burada ABC üçgeni verilmiş. Eyvallah. Diklikler falan filan verilmiş. X kenarlık verilmiş. Hiçbir şey yapamıyorum. Hocam X kenar taban yok ki tabana ait yükseklik çizelim değil mi? O zaman ne yapacağız? Dal açıya dal dal dalalım açıya ne diyelim hocam şurası alfaysa burası da alfa tamam başka bir şey yapamadık e o zaman açıya devam edeceğiz açıya dalmaya devam edeceğiz ya bir kere ben şunu size söyleyeyim bir dik üçgende şurası alfa burası betaysa alfa artı beta ne demek 90 derece demek e burada da o zaman şunu diyebilirim alfa 90'sa ben buraya beta diyebilirim ne demek alfa ile beta'nın toplamı 90 derece demek o zaman ben buraya beta yazdım e sonra ne yapacağım hocam şuradaki alfa'yı kullanmadım bak alfa ile 90 yan yana vay Şunun tamamı 180 değil mi? Evet. Ee, ben şunu biliyorum. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. Bunu ilerleyen zamanda alfa beta geçişi benzerlikte çok kullanacağız. 90 dereceler 2'den, 2'den fazlaysa. Bak şu an en temelden anlatıyorum. İlk defa yaptığımız için bu kadar detaylı anlatıyorum. Şimdi o zaman burada hocam şurası 90 derece olduğundan bu iki açının toplamı 90 olmak zorunda. Çünkü toplamı 180 olduğundan dolayı. E, ee, alfa artı beta 90 ya. E, alfanın 90'a tamamlayanı ne olmak zorunda? Beta olmak zorunda. Yani burası beta oldu. Vay ne çıktı burada? İkiz kenar. Bak şöyle göstereyim. İkiz kenar çıktı. Açılar işte olduğundan. 5 ise burası da 5'tir. E 5 13. Ne üçgeni? 5 12 13'ten. 12 çıktı burası. Burası da 12 çıktı. Ve bizden BC uzunluğu isteniyor. Şimdi büyük üçgene dikkat eder misin? 12 var. Büyük üçgenin kenarı soruluyor çünkü bana. O yüzden büyük üçgene dikkat edeceğiz. 12 burası. 18 burası. Hemen ne diyeceğiz? 12'nin karesi artı 18'in karesi şeklinde mi yapacağız? Saçını başını yoldurtma. Bak 6. güne geldik öğrendik öğrendik işi. Tabii ki hayır. 12 dediğimiz ve 18 dediğimizde ortak çarpan 6. 6 çarpı 2 burası. 6 çarpı 3 burası. E o zaman burası da 6 çarpı kare içinde Diğerlerinin kareleri toplamı değil miydi? Yani 2'nin karesi 4 artı 3'ün karesi 9. 6 kök 13 diye sonuca ulaşırız. Evet gördün mü? İkiz kenarda bir şey yapamadığın zaman... Açıya da dalmayı bileceksin. Evet örnek 4'ü 6 kök 13 bulduk. Geldik örnek 5'e diyeceğim ama özelliklere gelmişiz pardon. Özellikler. Evet ilk özelliğimiz şu arkadaşlar. Özelliklerde özellikle ilk özelliğe çok vurgu yapacağız. İlk özellikle ilgili çok sorumuz olacak. Özellik 1. Bir. Birinci özelliğimiz. Daha öncesinde biliyoruz. Daki ikiz kenar üçgende yüksekliğin özel bir durum vardı. Hem kenar ortaydı hem de açı ortaydı. Biz bunu biliyoruz. Eyvallah. Ve bu, bu özelliği biz çok kullanacağız. Artık bundan sonra ikiz X kenar üçgen gördüysen taban uzunluğu da mevcutsa biliniyorsa eğer e ben x kenarda tabana ait yüksekliği tabanı keş parçaya böldüğünü biliyorum ya tabana ait yüksekliği çizebilirim çünkü şu uzunluğu biliyorum ya artık bildiğim için buraları da bulurum o yüzden özel bir durumla karşılaşabiliyoruz. Yani ikizkenar üçgende taban mevcutsa insan olan tabana ait yüksekliği çizer kardeşim. Unutma bunu. Aklınızda kalsın diye böyle cümlelerde kuruyoruz. Yanlış anlaşılmıyordur umarım yani. Yani niyet önemli arkadaşlar. Bir şey konuşurken niyet. İnsan olan şunu çizer dediğimde sana insan değilsin demiyorum. Yani ee, demiyorum ama demiyorum. <laughs> Neyse ikizkenar üçgende tabana ait yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölüyor. Hemen öğrenme alanına gelelim. Öğrenme alanında şu sorularımız var. Şimdi bu bir ikizkenar üçgen verilmiş. Bir yükseklik çizilmiş. O zaman tabanı iki eşit parçaya bölecek. Hemen göstereyim tabanı iki eşit parçaya bölmesini. Şu parçayla şu parça birbirine eşit olacak. Bir de burada bir şey yapamıyorum şu anda. Alttaki üçgen de bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen verilmiş ve bu açı açıortay verilmiş. Açıortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda kenarortaydır. Yani şu parçayla şu parça of parçalara bak birbirine eşit olacak. E hocam şurası toplamda 5 3 daha 8. O zaman burası da 8 olacak. Hemen 8'i yazıyorum buraya. Ve sonra Hocam burası 8 3 daha 11 oldu. E o zaman burası da 11 olacak. E burası da 11 olacaksa eğer farklı kalemle göstereyim. E 5'i buradaysa buraya da ne kaldı o zaman? 6 kaldı. O zaman x 6'ya eşit oldu. A şıkkı 6 çıktı. Geldik B şıkkına. İkiz kenar üçgen var. Arkadaşlar bazı kitaplarda bunların formülleri veriliyor. Vay efendim şunun karesi böyle karekök içinde şu x'in çarpımı eksi şu x'in çarpımı şeklinde de söylenebiliyor. Belki de yanlış söyledim. Tam olarak bilmiyorum ama Formüle mormüle gerek yok. Niye? Sen şu anda öğrendiklerini ve eski bilgilerini kullanarak yapacaksın. Bu bir ikizkenar üçgen verilmiş. Taban da verilmiş. Taban verilmiş. E ne yapacağız? O zaman tabanda verilmişse insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyeceğiz. Ve tabanına ait yüksekliği çizeceksin kardeşim. Hemen tabanına ait yüksekliği çizelim. Hop çizdik. Tabana ait yüksekliği çizince. Şuradan çizince şöyle. Tabanı iki parçaya böldü mü? Böldü. Evet ama dikkat et. Şu hata yapılabiliyor. Hocam 21'i iki parça böleceğiz. Değil değil. Şu x kenar büyüyor ya. Büyük tabanı keş parçaya böleceksin. Yani büyük tabanı senin kaç? 30. 32'yi 2 eş parçaya bölünür. 15 15. Yani şurası da 15, burası da 15 olacak. O zaman buraya 6 kaldı. E bizim buradaki üçgende kenarlar var. Beynimiz oraya yo yoğunlaştı. Burayı yoğunlaşınca 15 17'den dolayı 8 çıktı. E buradaki üçgenden dolayı da 6 8 13 üçgenden x'i de ne bulduk? 10 olarak bulduk. Bu bulduk. E tamam. Öğrenme alanı 2'deymişiz. Öğrenme alanı 2'de şu mantığı öğrendik. Geldik sorularımıza. Evet, ABC üçgen. AK açı ortay olarak verilmiş. BH yükseklik olarak verilmiş. Tamam. Şu açı ortaylığı kullanacağım. Bu yüksekliği kullanacağım. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Hemen eşitliği göstereyim şekilde. Hocam bu bir ikizkenar kenar üçgense eğer ikiz kenarda çizilen açıortay konumunda olduğu için eksik parçaları tamamlamak zorundayız. Hemen tabanı iki eş parçaya böldüğünü söyleyelim. Ve aynı zamanda burası da yükseklik olduğunu gösterin. Tamam. Altı verilmiş. Bir de alikara uzunluğu da 12 verilmiş. Alikara uzunluğunu da şöyle göstereyim. Hop alikara. Buraya da 12 yazdık. Abimin adıydı ya da büyük dedenin adıydı değil mi biliyorsunuz. Neyse buna göre Ali Bey uzunluğu kaç santimetredir? Hmm Ali Bey. Şimdi soruya baktık. Soruda her verilen bilgiyi kullanmak zorundayız. Vaz verilen bilgileri kullandık. Kullanmadığımız bilgilere odaklanalım. Bak normalde bu soru çok kolay bir soru ama çoğu kişi yapamıyor. Niye? Gözüyle bakıyor. Beynine bak kardeşim. Neyi kullanmadın ona bak şimdi. Bak hocam ben şunu 6'yı kullanmadım. Aa 6 kenar ortay olarak geldi. A hocam bu yükseklikte yani burası da 90 derece. Bak sen bir yere yoğunlaşınca beynin otomatikman bir şeyleri görüyor. Fark ediyor. Hocam 90 derece burası. Bir kenar ortay çizildi. Eşit eşitse burası da eşit. Yani muhteşem üçlü çıktı burada. Burası da 6 burası da 6. E sonrasında bak şurada bir Pisagor bağıntısı. Kenarlarımız kaç? 6 ve 12. 1 2 kök 5 üçgeninden burayı da 6 kök 5 olarak buluruz. Ali Bey uzunluğu isteniyordu zaten bizden. Cevap 6 kök 5. Zor bir soru mu? Değil. Ama çoğunluk çözemiyor. Çoğunluk çözemiyor. Ya bu arada hocam nereden biliyorsunuz çoğunluğun çözemediğini? Ben takıldığım soruları da ya öğrencilik hayatımda takıldığım soruları da bu şekilde e, karşınıza getiriyorum. E, ben takıldıysam sen de takılırsın büyük ihtimalle ve çoğunluğunuz da öyle oluyor zaten. Bu arada benim geometrim lisedeyken o kadar da iyi değildi söyleyeyim yani. Sonradan yani gözümle görmeye çalışıyordum o zamanlar lisede. E, şimdi beynimle görmeye çalışıyorum. Biraz iyileştik işte. Neyse. Biraz iyileştik. Geldik 6'ya. Altıncı soruda Bak bak. Öyle x kenar falan hali hazırda gelmeyebilir. Neler verilmiş verilen bilgileri de öncelikle bir şekilde kullanmayı öğrendik değil mi? Hemen kullanalım. Hocam şöyle bir bilgi verilmiş. Bunu kullanacağım. Karışık olan açıya alfa diyeyim. Şuraya. ACB açısına alfa dersem. O zaman burası 2 alfa yaptı ya. Şu 2 alfayı öbür tarafa atınca ne oluyor o zaman? Hocam ABC açısında 90-2 alfa mı yapıyor? Evet. ABC açısında 90-2 alfa oldu. Tekrar söylüyorum. Şuraya ben 2 alfa deyince. 2 alfayı atınca. ABC neye eşit oldu? 90 eksi buraya 2 alfa yaptım ya 2 alfa eşit oldu. Tamam yazdık bunları. E sonra ne yapacağız? Takıldık. Bu verilen bilgilerle hiçbir şey yapamıyorum. 9 var 15 var yine bir şey yapamıyorum. O yüzden soruya bakacağım. Soruya baktığımda özel bir durum var mı? Var tabii ki. Hocam şuradan şu üçgeni mi oluştursak? Ama neye göre? Bir tarafımızdan uydurmayalım. Ya da şuradan kenar ortayı mı çizelim? Artık bu kenar ortayı çizmediğinin ben de farkındayım. Çünkü işi iyice öğrendin. Burada güzel bir şey var. Dik tabanı keş parçaya vermiş Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Dik taban zaman iki eş parça x kenarda biliyordu. Yüksekliğin kollarında şöyle x kenar oluyordu. O yüzden buradaki çizim çok mantıklı oluyor. Hemen şunu şöyle çizelim. Evet çizdik. Bunu çizince ne oldu burada? İkizkenar üçgen oldu. 9 sa 9. E açı verilmiş. Açıları da yazalım. Alfa ise burası da alfa oldu. E sonra ne yapacağız? Vay vay vay. İki tane açı yan yana dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açıya eşit. Hemen buraya da iki alfayı yazdım böyle. E sonra bu açıda verilmiş bana bak verilen bilgileri ne güzel sırasıyla kullanıyoruz böyle. Beyin ne güzel çalışıyor. Bak 90 eksi 2 alfa ile 2 alfayı toplayınca 90 yaptı. Buradaki kaçı 90 derece oldu. Hemen buradaki 90'ı da gösterdim. Ve sonrasında artık burada Pisagor. Hocam 9 var 15 var. Hemen 9 12 15. Dema. Dema öyle. Niye? Çünkü 9, 12, 15 de neydi? Hocam dik kenarlar 9 ve 12 iken hipotenüs 15 oluyordu. Yani burada 3, 4, 5'in katı yok. Bak burada dik kenarlar 9 ve 15. O zaman x'in karesi eşittir. 9'un karesi artı 15'in karesi yapacağız. Mı acaba? Ya da ortak çarpandan. Hocam burası 3'ün 3 katı. Hocam burası 3'ün 5 katı. Hocam x de o zaman 3'ün kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı 9 artı 25 yapar. O zaman burası da 3 kök 34 çıkar mı? Çıkar. Altıncı soruyu da böylelikle bulduk. Geldik 7'ye. O ikiz kenar. Hocam ikiz kenar verilmiş burada. Tabanda mevcut İnsan olan tabana ait yükseklik çizer. Yap insanlığını kardeşim. Hemen buradan tabana ait yüksekliği çiziyorum. Çizdim. Tabana ait yüksekliği çizince tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. 4, 4 diye böldü. E sonra ne yapacağız? Verilen bilgilere bakacağız. Şuraya baktığımız zaman hocam verilen bilgileri kullanacağım. 4, 4, 1. 1'i kullanmam lazım. X de burada. X büyüklük üçgende. Pisagor var mı? Yok. Bak kullanmaya çalışıyorum. Aa burada ben bunu da çizdim. Bulduğum bilgiyi de kullanmak zorundayım. Nereden çizildi bu? Dikten dik çizilmiş oldu. Aa, dikten dik. Yani Öklit. İşte çözüm bu şekilde olur. Hocam Öklit de ben buraya aç derim. Aç kare işte çarp k. Ondan sonra burayı bulurum. Sonra buradaki Pisagor'dan ikisi bulurum mu yapıyorsun? Dur kardeşim. Öklit bir de şu kenar soruluya bana. Buna ait Öklit uygula. E o zaman buna ait Öklit de şunun karesi. Bu çarpı tamamı değil miydi? Sol tarafta olunca sola dayalı oluyordu. Yani x'in karesi eşittir. 4 çarpı tamamı. Tamamı da kaç? 4, 4 ve 1'in toplamı. Yani 9. X kare böylelikle 36 geldi. X de kaç çıktı? 6 çıktı. Bizden X isteniyor. Cevap 6. Geldik 8'e. Evet 8. soruda. İkiz kenar üçgenler verilmiş. BC uzunluğu 12 verilmiş. O zaman BC'nin 12 olmasını ben şöyle göstereyim istersen. Burası 12. E ne güzel. Hocam ikiz kenarda taban uzunluğu mevcut. İkiz kenarda taban mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hemen tabanına ait yüksekliği çizelim kardeşim. Hop çizdik. Tabanı iki eş parçaya bölecek. Tabanı iki eş parçaya bölsün bakalım. Yani şuradaki uzunluk 6 yaptı. Buradaki uzunluk da 6 yaptı. Tamam sonra ne yapacağız? Bir de şurada da bir ikiz kenarlık verilmiş. Aa bu ikiz kenar dik üçgen. Yani 45 45 üçgeni. E o zaman burası 45'leri yazalım. 45. E o zaman burası da 45 yaptı. Ters açıdan burası da 45. Vay vay vay. Şuradaki üçgen de 45 45 90 üçgen oldu. Ne güzel bir şey oldu değil mi? 45 90 ise burası da 45 oldu. E bizden ne isteniyor? AD. AD neredesin AD? AD buradasın. Bu uzunluk isteniyor. Tamam. Şimdi o zaman şuralara bir değer verelim bakalım arkadaşım. Yapacak bir şey yok. 45 45 90 üçgenini kullanacağım. E ben buraya bir x x dersem burası ne olur? X kök olur. E sonra şu tamamı 6 idi. 6'yı da kullanacağım. E o zaman buraya 6 x kaldı diyebiliriz ya da y diyebiliriz. Fark etmez. Hadi 6 x x diyelim. O zaman burası da 6 x oldu. E bunun da x kenarda küçükken olduğu için kök katı olmak zorunda burası. 6 eksi x'in kök katı. Şimdi benden şu isteniyor. Şu artı şu. Yani x kök 2 artı burada da kök 2'yi dağıtıyorum. 6 kök 2 eksi x kök 2 mi yaptı? 6 kök 2 eksi x kök 2 yaptı. x kök 2'ler nanay oldu. Cevap da böylelikle 6 kök 2 Oldu. Kendiliğinden çıktı yine. Gördüğün üzere. Artık sen bu sırayı öğrendin kardeşim. Neyse geldi örnek 9'a. Hocam neler verilmiş neler bakıyoruz. Bir kere AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Hemen eşitliği şöyle göstereyim. Şurada bu kenarla bu kenar birbirine eşit verilmiş. 6 verilmiş 4 verilmiş. E hocam ikiz kenar zaten tabana ait yükseklik çizilmiş. Ama taban yok ki. Tamam. Ya çizilmiş ama. Hani burada ben şu yüksekliği çizmezdim mesela. Taban olmadığından dolayı. Ha burada çizmiş. Tamam. Çizdiyse iki eş parçaya böleri kullanmayacağız büyük ihtimalle. Çünkü buradaki uzunluk yok. E burada başka ne yapmalıyız? İkiz kenar üçgen sorusunda hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şey yapamadıysak o zaman ne yapıyoruz? Açıya dalıyoruz. Açıya dalmayı ihmal etme. İkiz kenar üçgen sorularında genelde yapılamamasının tek sebebi böyle tabana ait yüksekli soruları yapıyorsunuz. Dik üçgenli soruları yapıyorsunuz. Açıyla ilgili olduğu zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Açıya dal. Çünkü ikiz tanımında taban açıları birbirine eşit. Alfa alfa. E biraz önce öğrendin. Şuraya bir beta dersem. Alfa artı beta toplamı ne? 90. E hocam o zaman burada da alfa 90'sa şu ikisinin toplamı alfa 90 yapacak ya. Burası beta yapacak. E aynı şekilde bak dikkat hocam burası 90 ya. Alfa 90'sa burası da beta olmak zorunda. E o zaman burada da beta yazdım. Oo, şuraya bakar mısın? Ters açıdan dolayı burası da beta oldu. Hocam ne güzel bir şey çıktı burada. Beta ya beta. Bak burada da bir ikizkenar çıktı. Hemen ikizkenarlığı gösterelim. Hocam bu bir ikizkenar üçgen. Hatta bu ikizkenar kenar üçgende. Bu ikizkenar üçgende tabanda mevcut. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizer. Hemen bir insanlık yapalım kardeşim şöyle. Hop tabanına ait yüksekliği çizdim ve tabanı iki eşit parçaya bölelim. 3 3. Sonra takıldık kaldık. Takıldığın zaman şu meşhur soruyu soruyorsun kendine. Ya ben neyi kullanmadım? Soru kendinden çıkar. Bak 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 dikkat et. Bak bak ben çözmüyorum ha. Sen, senin senin beynini çözdürüyorum. Bak bak olaya bak ya ne kadar tatlı ya. Şuna kendini alıştır. Neyi kullanmadım diye bak. Hocam dördü kullanmadım. Dur bir dakika. Şöyle. 4'ü kullanmadım. Ne ne yaptım ben biraz önce? 3'leri buldum. Ne isteniyor benden bir de? X isteniyor. Aa benden X isteniyor. 4 burada. 3 burada. Ana diyeceksin sonra. Bak burada bir dikdörtgen oluştu diyeceksin. Gözünle görmek çok zor. Beyninle görmek ne kadar kolay değil mi? Evet. Arkadaş gerçekten dikdörtgen oluştu orada. Çünkü niye? Bu açılar 90 derece. Burası da 90. Şurası da 90 olduğundan yani şurası da 90 olduğundan buraya da 90 kaldı. Şurada bir dikdörtgen çıktı karşımıza. Buradaki dikdörtgenden dolayı benden de şu x uzunluğu isteniliyor. Şurası 7 ise eğer x de böylelikle 7 buluruz. Ve AH isteniliyor bizden. Cevap 7 çıktı. Nasıl soru ama? Sıkıntı yaşıyorsunuz bu sorularda. Bak bulmaca çözmeye çevirmedik mi olayı? Bulmaca çözmede de olay bu şekilde değil mi? Olay bu şekilde değil mi? Bir kelimeyi böyle hatırlayamadığın zaman hatta hiç bilmediğin zaman bile sağdan soldan başka harfleri bulursun. O harflerden çağrışımı yaparsın ya. İşte bizim buradaki kullandığımız teknik de o. İşte bir şeyler buluyoruz. O bulduğumuz şeyleri de soruyu çözümünde yine kullanıyoruz. Onlar bize bir şeyi çağrıştırıyor. Cevaba doğru itiyor. Verilen birileri kullanmak dediğim bu. İyice anladın artık. Geçelim. Benle dalga geçiyorlar ya. Dur. Şöyle benle dalga geçiyorlar. Yani Gününün özeti verilen bilgiyi kullanmak diyorlar. Ya geçin istediğiniz kadar dalga geçin. Siz bu işi öğrenin de benle istediğiniz kadar dalganızı geçin. Ben ne dedim zaten size videoda? Senenin başından senenin sonuna kadar istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Küfür etmemek şartıyla. Ama sene sonunda bir Allah razı olsun yeter demiştim değil mi? Değil mi? E aynı sözüm yine geçerli. İstediğin kadar dalga geç kardeşim. Ben sana bu şekilde öğretiyorum. Ne diyorum? Verilen bilgiyi kullan. Bulduğun bilgiyi kullan. Sonra sene sonunda o kadar çok dua edeceksin ki. Ah, ah. Neyse devam geldik şu soruya. ABC bir üçgen. Bak AB ile AC birbirine eşit. AD de üç birim olarak verilmiş. CD çarpı BD soruluyor. CD ile BD'nin çarpımı soruluyor bize. Ne yapacağız hocam burada? Şimdi bunun böyle şey tekniği de var. Kuvvet tekniği de var. Çemberde kuvvetli tekniği de var da. Ben onu göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çemberde kuvvet de zaten kaldırıldı. Ben bunu klasik bir yoldan çözeceğim. Hocam x kenar üçgen var elimizde. Taban yok ki ben tabana ait yükseklik çizeyim diye düşünebilirsin. Ama aslında tabanı çaktırmadan vermiş. Tabanı sorunun içerisine koymuş. Niye? CD çarpı BD soruluyor bize. E, taban işin içindeyse, o zaman biz yine tabana ait yüksekliği çizmek zorundayız. Taban verilmemiş ama sorunun içerisinde taban var, o zaman tabana ait yüksekliği hop çizdik. Tabana ait yüksekliği çizince kardeşim, ne yapacak bu? Tabanı iki eş parçaya bölecek, yani şurasıyla şurası birbirine eşit olacak. Tamam, bunu kullanacağız. Ee, o zaman şuraya bir A dersem, buraya bir B dersem, şimdi şu uzunlukla, bu uzunluk birbirine eşit olduğundan. Burası da A artı B mi oldu? Evet. Şimdi neler var neler? Hocam dik üçgenler var elimizde. Bir burada şu üçgen var. Bir burada bu üçgen var. Bir de büyükte bu üçgen var. Gerçi büyükteki bu üçgenle büyükteki bu üçgen aynı. Aynı üçgenleri hiç kale almayayım. Ben o zaman bir şu dik üçgene dikkat edeyim. Bir de nereye dikkat edeyim? Şuraya dikkat edeyim. Şu dik üçgene dikkat edeyim. İki tane dik üçgen var elimde. He, ÖSYM çok sorar diye daha önce de söylemiştim. İkili dik üçgenlerde ortak olan bir kenar varsa Ortak olan kenarı yalnız bırakın demiştim. Hatta ÖSYM'nin sorduğu sorulardan biridir bu. Dikkat et benzeridir. E o zaman burada haçı yalnız bırakacağım. Sarı üçgende h kare neye eşit? Dur dur. Sarı üçgende h kare neye eşit? Hocam sarı üçgende h kare şunun karesi eksi bunun karesi. Çünkü dik kenar olduğundan dolayı şurası. Kareleri farkı. Yani 5'in karesi eksi a artı b'nin karesidir burası. Aynı zamanda yeşil üçgende h kare neye eşit? Kareleri farkı. Yani 3'ün karesi eksi a'nın karesine eşittir. Eğer ikisi de zaten burada h kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Dik üçgende biz bu tekniği yaptık bak. Hatırlatıyorum sana. E o zaman burada hocam ne yapacağız? İşlem yapacağız kardeşim. İşlemimizi yapalım. 25 eksi. Normalde şu. A kare artı 2 AB artı B kare. AB artı B kare. Ama önünde de eksi var. E Eksiyi dağıtacağım. O zaman burası eksi a kare. Yaz bakalım. Eksi a kare eksi 2 ab eksi b kare oldu. Eşittir 9 eksi a kare oldu. Eksi a kareler nanay oldu. O zaman buradan 25 9 öbür tarafa at. 25'ten 9 çıktı 16. Eşittir. Ee, buradan da b kare artı 2 ab'ye eşit oldu. Bu da neye eşit oluyor o zaman? B parantezin alınca b artı 2 a eşittir 16 eşit oldu. Eyvah ne yapacağız burada? Hocam b var b artı 2 a var. A'yı b'yi ayrı ayrı bulamıyoruz takıldık kaldık. Takıldığımız zaman her zaman gibi dalga geçme soru oku. Soru da ne? Kullanmadığımız ne var? Şunu kullandık şunu kullandık. Bir tek bunu kullanmadık. Hadi gel o zaman bunu kullanalım. Şunu kullanacak olursam CD çarpı BD isteniyor bizden. CD uzunluğuna bakıyorum. Hocam CD uzunluğu B. Hmm, BD uzunluğu da şurası. İki tane a, bir tane b var. O zaman bu b çarpı 2a artı b isteniyor bizden. Arkadaş, şunu ben zaten o şekilde bulmadım mı? Bakar mısın? B çarpı b artı 2a ya da b çarpı 2a artı b yaptı zaten orası. 16 bulduk. İşte o zaman cevap. Ne oldu dostum? 16 oldu. Çıkmış zaten. Cevaba ulaşmışız. Sadece en son soruyu okuyamadığımız için belki soruyu yapamayacaktık. Evet, örnek 10'da bu şekilde bulduk güzel soruydu. Geldik örnek 11'e. Şimdi şekildeki kağıt parçasına ABC üçgeni çizilmiştir. 25 12 17 verilmiş. ABC üçgeni AC boyunca katlanıp B noktası toplu yine ile delik açılıyor. Hmm. ABC üçgeni. Ya burada ben şey demiştim. Kağıt parçası. ABC üçgeni çizilmiş. ABC üçgeni katlanmıyor da. Ben burada şey yazmıştım ya. Bu niye böyle değişti ya? Çok ilginç. ABC üçgeni. Şuradaki kağıt AC boyunca katlanıyor demek istemiştim ben. ABC üçgeni. Evet. Buradaki kağıt yani şöyle göstereyim ben sana. Şu kağıt tamam. Şu kağıt AC boyunca katlanacak. AC boyunca katlanacak. Gel göstereyim ben sana. Hiç kafada son işareti kalmasın. Katlayalım bakalım. Evet. Şurada şunu şöyle alayım. Hadi bakalım kağıdı katlayalım. Hoop. Katladı. Katlayınca da B noktasında olduğu yere delik açıyormuşum. Açtım deliği. Tekrar kağıdı açıyorum. Hop açtım. İşte o iki delik arasındaki uzaklık soruluyor bize. Tamam. Kağıt katlanıyor AC boyunca. Yoksa ABC üçgeni bu kağıt üzerinde AC boyunca nasıl katlanacak ki böyle? Toplamda büyük kağıdı katlarsam bu şekilde sonuca ulaşabilir. Evet. Ben şuraya da bir soru işareti koyayım da şunu düzelteyim. Anladık olayı. Devam edelim şimdi soruda. Biz katlanmış halini bak soruda da göstermemişiz. Hemen katlanmış halinde soruda şöyle şey yapalım. Katladığımızda ee, katlanmış hali buraya mı denk gelecek dostum? Evet buraya denk gelecek. Katlama sorularında ne diyorduk? Şu şöyle katlandı. B noktası buraya mı geldi B üssü olarak? Sonra B noktasından delik açtım. Delik açtığım zaman kağıdı tekrar açtım. Tekrar açılmış halde yine bu mu yaptı? Evet buradan delik açtığım zaman aslında buradan da delik açılmış olmadı mı? İlk önce katladıktan sonra B'den Açtım ya deliği. Açınca iki tane delik oldu. B'yi de geride noktasını açınca burada da delik oldu. Burada da delik oldu. İşte bizden ne isteniyor? Şuradaki delik isteniyor. B, B üstü arasındaki uzunluk isteniyor. Hemen şurada şu uzunluk isteniyor. Çizemedim. Düzgün çizemedim. O zaman şöyle el yardımıyla. Ya çizemedim. Şöyle güzelce ne çizeyim bakayım. ha? Bizden bu uzunluk isteniyor. Hadi bakalım işlemimizi yapalım. Katlama sorularında ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Hocam katladığım zaman 25 buraya geldi. O zaman burası 25. Hop çeyde kalmış. Şurası 25. Ondan sonra Hocam burası 17 iken burası da kaçtır? 17. Hemen 17'yi yazdık. E sonra ne yapacağız? Üstte binen açılar da birbirine eşit. Şu açılar da birbirine eşit. Aa, tamam bu benim için yeterli. Aslında bak şuradaki açılar da birbirine eşit. Üstte binen açılar ama gerek yok. Çünkü niye? Burada bir ikiz kenarlık çıktı. İkiz kenar var. Aynı zamanda bu açı ortay. Hem ikiz kenar hem de açı ortayı aynı anda gördüğünde aklına ne gelir? Aklına gelen başına gelsin. Hocam ikiz kenar da çizilen açı ortay yüksekliktir. O zaman devamını getiririz. E o zaman devamını getirelim şöyle. O Hop devamını getirdiğimde şu yükseklik olacak. Yükseklik de tabanı iki eşit parçaya bölecek. X x ama benden x istenmiyor. 2x deniyor dikkat. E sonra ne yapacağız arkadaşım? Hocam şuraya bir y edersek bir burada Pisagor var. Bak bir burada Pisagor var. Bir de büyük üçgende Pisagor var. İkili Pisagor yine karşımızda. Hocam ikili Pisagor karşımızda. Çok güzel. Hemen şu ikili Pisagor'da büyük üçgeni de şöyle göstereyim. Yani ne yapacağız? İkili Pisagor'larda ortak olan kenar yalnız bırakılıyor. Hocam x kare yani hem buradaki üçgende hem de büyük üçgende x ortak. Yani yazacaksın x kare eşittir. Nedir x kare? 17'nin karesi eksi y'nin karesi. 17'nin karesi eksi y'nin karesi. Aynı zamanda x kare neye eşittir? 25'in karesi eksi yazıyorum. Eksi 12 artı y'nin karesine eşit. İşlem işlem işlemle y'yi bulacaksın. Y'yi ye de yerine yazacaksın. Sonuca ulaşacaksın. Ama dur. Ne yapacağız? Ya hocam sayılar tanıdık. Ya burada bir 17 var. Hisset kardeşim. Hisset. Yani hisset. Bakalım sağlaması tutacak mı? Acaba 8, 15, 17 mi diye düşün. Acaba burası 8 iken burası 15 oluyor mu? Sonra bak bakalım böyle. Hocam burası 15 iken büyük dik üçgende burası 20 oldu. Burası da 25 sağlaması da tuttu. Dolayısıyla x 15 çıktı. X 15 ama bizden ne isteniyor? İki delik arasındaki uzaklık isteniyor. üstü uzunluğu isteniyor. Yani 2x isteniyor. Cevap böylelikle 30 çıkar. Güzel soru. Kağıt. Bu şekilde katlandığında iki delik açmışız ve olay bu. İşte ÖSYM, e, bu zamana kadar hep söyledim. Ya katlanmış halde bir şekilde de göstermeyebilir. Ben sana animasyonla da gösterdim bir iyi anladın zaten olayı. Süpersin. Evet örnek 11'i bulduk. Geldik örnek 12'ye. Hmm. Şimdi şöyle büyüteyim. Şöyle, şöyle, şöyle. Tam örnek 12'de gözüksün. Aynı uzunluktaki tam ortasından katlanabilen diş fırçaları şekil birdeki gibi zemine dik olacak biçimde konulmuştur. Yani iki tane diş fırçası bu şekilde konulmuş. Ve tam ortasından her ikisi de katlanabiliyormuş. Tamam fırçalar zemine doğru 2 santimetre itildiğinde gel beraber itelim bunu. Hadi itiyoruz. Hop ittik ittik 2 santimetre aşağı doğru ittik uçlar arasındaki mesafede ne oldu 16 santimetre oldu Buna göre diş fırçalarının uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi bir kere burada bak ince noktalar var. İnce noktalara dikkat. Soruyu iyi okumak lazım. Verilen her bir bilgiyi kullanmak lazım diye boşuna boşuna söylemiyoruz. Bir kere tam ortasından katlanıyor diye söylemiştik. O zaman bu ortası x x yani tamamına x deyip x bölü 2 x bölü 2 de diyebilirdik. E uzunluk ne oldu o zaman diş fırçalarının uzunluğu 2 x oldu. E hocam tam ortasından katlandı ya burası da x burası da x değil mi? Yani şöyle x x. Sonra ben bunu ne yaptım? 2 santim aşağı ettim. Önceden bunun boyu buradaydı. Yani şu mesafede olması gerekiyordu. Ben bunu şöyle 2 santimetre aşağı ettim. Sonra aşağı ettikten sonra şu uçlar arasındaki uzaklık 16 santimetre oldu. Peki verilen bilgileri kullanayım şimdi ben. Hocam ikiz kenarlık var elimizde. Hemen ikiz kenarlığı kullanacağız. İkiz kenarda taban mevcutsa insan olan ne yapar? Tabana ait yüksekliği çizer. Tabana ait yüksekliği çizdik dostum. Tabanı iki eş parçaya bölecek. 8-8 olacak. E, sonra ne olacak? Takıldık kaldık. Eyvah eyvah. Ne yapacağız be ya? Ne yapacağız be ya? Bak neyi kullanmadıysan oraya odaklan lütfen. Neyi kullanmadıysan oraya odaklan. Neyi kullanmadın? 2'yi kullanmadın. E, tamam burası 2 hocam. 2 düşeydeki uzunluk değil mi? Evet. E burada da bir x var. Evet. Aa, şuradan aşağıya kadar. Şuradan aşağıya kadar. Bu uzunluk kaç? Bak onu bakınca orayı fark edersin. Bu uzunluk 2x. Buranın da 2x olması lazım. Hocam x'i buradaysa. Bak x'i buradaysa ikisi de buradaysa o zaman buraya x eksi 2 mi kaldı? Evet çünkü tamamının 2x yapması lazım. x o zaman x kaldı. İkisi buradaysa bir de 2 çıkartmam lazım. 2 santim aşağı aynı çünkü orası. E o zaman buradaki uzunluk x eksi 2 oldu. E şimdi ne var burada? Pisagor. Şurada Pisagor'unu yap kardeşim. Hemen ne yapıyorsun Pisagor'da? Saçını başını yolacağım ben senin. x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı x eksi 2'nin karesi deyip işlem 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 yapıyorsun. ikisi bulursun. Kardeş dur ya. Şuradaki üçgende yapıyorsun Pisagor'un da. 8 var Allah aşkına ya. 8 varsa ne üçgendir? Hocam büyük ihtimalle ya 6 8 10 üçgendir. E bakalım 6 8 10 mu? Şurası 6 iken burası 10 mu? X yerine 10 yazdım. 10 yazdığımızda burası 8 yaptı. 8 8 10 olmadı. E o zaman başka ne var 8 ile ilgili özel üçgen? 8, 15, 17 mi hocam diye düşünüyoruz. Acaba burası 17 mi diye bakıyorum. 17 yazarsam ben x yerine burası 15 çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet bu sefer sağlaması çıktı. 8, 15, 17 sağlaması çıktı. Dolayısıyla x'i biz ne bulduk? 17 bulduk. Evet x 17 çıktı. Cevap 17 değil. Diş fırçalarının uzunluğu soruluyor. Diş fırçalarının uzunluğu 2x değil miydi? Evet yani bizden 2x soruluyor. Cevap 34 yapar. Çok güzel bir soru değil mi? Çok güzel. Soru. Gerçekten çok güzel sorular ve ufkunuzu da açıyor. Böyle aşağı doğru animasyonla falan filan da gösteriyoruz ya bu sene bilmiyorum ama sizin için nasıl geçiyor şöyle kendimi de büyüteyim biraz sohbet edeyim sizin için nasıl geçiyor benim için çok keyifli geçiyor yani bir de animasyonları da gösteriyorum böyle faydalı mı değil mi ben de motive olayım faydalıysa ya da e, faydalı değilse yap animasyonları kaldırayım ne bileyim söyleyin bir yorum yazın çünkü ben gerçekten çok zevk alıyorum bunu yaparken böyle aşırı derecede zevk alıyorum sorular zaten çok tatlı bir de bunları animasyonda gösterip yani... Sen ee, sınavda çıkan bir soruyu hayal gücün ne yapacaksın bazen ve nelere dikkat etmen gerektiğini de şey yapıyorum. Ben sana aslında burada hayal gücü ya oluşturamayanlara yapamayanlara hayal gücünü genişletiyorum. Hayal gücünüzü oluşturmayı gösteriyorum aslında bir nevi animasyonda. Bence çok faydalı iyi gidiyoruz bence. Bence ama yorumlara da yaz dostum. Tamam evet devam edelim şimdi. Geldik örnek 13'e. Evet bir duvara yerden yükseklere aynı olacak şekilde 10 santimetre arayla 5 çivi çakılmış. Şuraya yerden yüksekleri aynı olacak şekilde 5 tane çiviyi buraya çakmışım. Sonra kenar uzunlukları 20 uzun kenar Kenan uzun kenarı 20 cm olan ve uzun kenarların iki sabitlenmiş bir ip yardımıyla dikdörtgen şeklindeki evet bunlar dikdörtgen şeklindeki tablo burada o yazılmamış kusura bakmayın iki tabloyu çivilerle aşağıdaki gibi asmış. Hatta nasıl asıldığını da göstereyim ben sana. Artısızlık yapayım. Şöyle bir tabloyu gelmişiz. Şöyle bir çivi asmışız. Aynı tabloyu gelmişiz özdeş tabloyu böyle 3 çiviye diyecek şekilde asmışız. Bunu astıktan sonra da şuradaki mesafeler karşımıza çıkmış. Birinci tablonun zemin olan uzaklığı 42. ikinci tablonun da zemin olan uzaklığı 50 santimetre olarak verilmiş. Bu durumda Kenan tablonun yerden yükseklerini 42 ve 50 olarak ölçmüş. Buna göre tablolardan birinin asılmasına yardımcı olan ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Aynı tabloya Buradaki ip uzunluğuyla şuradaki ip uzunluğu nedir? Birbirinin tıpkısının aynısı. Tablolar şunlar da aynı. ip uzunlukları da aynı. Haydi bakalım verilen bilgileri iyice kullanın. Bir kere öncelikle bir şey söyleyeyim sana. Bir çiviye bir şey astıysam ve dikdörtgen şeklinde bir tablo zemine paralel bir konumda olmuşsa eğer bu ip tam ortasından asılmak zorunda. Ya da bu şekilde asıldıysa şuradaki mesafelerin eşit olması lazım. Çünkü düşünsene ilk ipteki şu mesafeler eşit olmasa biraz aşağı doğru kaysa bu bu şekilde değil de şu şekilde olmaz mı? Evet. Ya da şurası biraz uzun olsa böyle paralellik kaybolur mu? Kaybolur. Bir kere paralel olması için ne olması lazım? Şunların eşit ya da şunların da aynı zamanda eşit olması lazım. Hadi bakalım şu şekli şöyle bir görelim. Şurada bir yorumlayalım. Verilen bilgileri de kullanalım. Aralarındaki mesafe 10 cm olarak verilmişti. E bunlar birbirine eşit. Aynı şekilde şunlar da birbirine eşit. İpin uzunluğu burada hocam şuraya bir x. Buraya da x diyecek olursak ipin uzunluğu burada 2x artı 20. Burada da 2x artı 20 olmak zorunda 2'ye bölelim. x artı 10'a x artı 10 olacaktır o zaman. E sonra verilen her bilgiyi kullanmak zorundayız. Hocam bu dikdörtgen şeklindeki bir tabloydu. Şuradaki uzunluk da 20 mi? 20. E o zaman burası 20 ise eğer ikizkenar kenar var burada. İkiz kenarda tabanla mevcutsa insan tabana ait yüksekliği çiziyordu. Hemen şurada tabana ait yüksekliği çizelim. Tabanı keş parçaya bölecek. 11 mi 11 mi olacak? Sonra her şeyi kullanalım. Biz burada neyi kullanmadık soruda? Hocam çivilerin zemin olan uzaklığını galiba kullanmadık. Bu çivinin zemin olan uzaklığı burada aynı. Bu çivinin de zemin olan uzaklığı burada aynı değil mi? Burada. E, takıldığımız zaman hep aynı bilgileri kullanacağız. Yani eksik bilgileri kullanacağız. Hadi bakalım yine güleceksin ama verilen bilgiyi kullan. Neyi kullanmadın? 50'yi kullanmadın. Hocam burada da 42 var. 42'yi kullanmadın. Ha bu düşey uzunluğu kullanacağım. E zaten bunlar da birbirine eşitti. Demek ki bak beyni çalıştırınca kendiliğinden geliyor soru. Şuraya bir y diyelim bakalım. Şuraya y dersem. Şuradaki uzunluk ne yaptı? Hocam x artı y artı 50 yaptı. Buradaki uzunluğun da zemin olum x artı y artı 50 yapmak zorunda. E hocam burada şuraya h diyecek olursam şuradaki uzunluğa h diyecek olursam yazalım bakalım onu. Şu uzunluk burada x, y ve 50. Burada da 42 y ve h değil midir? Evet bunların eşit olması lazım. Hadi yazalım onu. x artı y artı 50 eşittir. 42 artı y artı h olacak. Y'ler nanay oldu haşı da buradan ne bulduk o zaman? X artı 8 olarak bulduk. Evet. Haşı böyle X artı 8 diye gösteriyorum. Sonra burada bir dik üçgen çıktı. Pisagor bağıntısı yapacağım. Hocam X artı 10'un karesi eşittir. Haşın yani X artı 8'in karesi artı 10'un karesi. Yazalım bakalım. X artı 10'un karesi eşittir. X artı 8'in karesi. Bir an göremedim. X artı 8'in karesi artı 10'un karesine eşittir. İşlem işlem işlemde X'i bulacağız. Bak ÖSYM bunu da yapar. Sever de. Şimdi kardeşim burada X artı 10. X artı 8 ve 10 var. Hocam 10 var. Hissedelim. 10 ilgili hangi özel üçgen var? Hocam 6, 8, 10. Hipotenüs de olsaydı evet onu düşünürdüm. 10 ile ilgili dik kenarda 10 olan bir özel üçgen yok ki. Ama şunu düşünelim o zaman. Hemen şöyle düşünelim. 10 değilse de 2'ye böl bakayım 5. Ha, dik kenarı 5 olan bir özel üçgen var mı? 5, 12, 13 üçgeni var. E bunun 2 katını al. Hocam 2 katı 10. 2 katı 24, 2 katı 26. O zaman bunu hissedelim. Burada 10, 24, 26 üçgeni mi? 24 olması için buraya 16 yazalım. Buraya 16 yazarsam eğer burası da 26 yapıyor. 10, 24, 26 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Dolayısıyla burada x kaç oldu? 16 yazacak olursak eğer. Evet 24, 26 üçgeni oldu. 5, 12, 13'ün 2 katı oldu. Bak ÖSYM bunu sever. Mesela öncesinde bunun benzerinde bir soru yazdığında Adam ne yaptı biliyor musun? Dik üçgenin kenarını 14 verdi. 14 ile ilgili özel üçgen yok ama 2'ye böl 7. 7'yi görünce ne hissedersin? 7, 24, 25'in iki katı. Yani 10, 7, 24, 25'in 2 katı. 14, 28, pardon 14, 48, 50 üçgen olmaz mı? Olur. Orada da hissetmeyle o şekilde çıkmıştı. Sen yoksa buradaki ağaç e, işlem kalabalığın olacak. Süre artacak. Hisset kardeşim bak çıktı. X'i biz böylelikle ne bulmuş olduk? X 16 çıktı. Bizden ne isteniyor? İpin uzunluğu isteniyor. İpin uzunluğu neydi arkadaşım? Şuraya bakalım. X artı 10, X artı 10. 2X artı 20. Yani benden 2X artı 20 isteniyor. X'i biz 16 bulmuştuk. 16 çarpı 2, 32. 20 ile toplarsak 52 yapar. Yani 13. soruyu böylelikle 52 bulduk. E o zaman... Geldik 14'e. Evet 14. soruda Aşağıda özdeşik kanattan oluşan akordiyon kapı. Evet akordiyon kapı. Ben sadece ikili bir şekilde vermişim. Bunlar bazen böyle akordiyon şeklinde de olabiliyor böyle 4-5 bölmeli de olabiliyor. Açınca böyle tak tak katlanıyor. Buna biz akordeon kapı diyoruz. Yani akordeon kapı diye bir şey var aslında. Verilmiştir kapının 20 santimetre ve 36 santimetre açık hali şekil 2 ve şekil 3'te gösterilmiş. Hmm şu şekilde. Kapının katlanan kısımları şekil 2 ve şekil 3'teki konumuna geldiğinde 4 santimetre daha içi. Dur. Kapının katlanan kısmının şekil 3'teki konumu şekil 2'deki konumuna göre... Odanın 4 santimetre daha içindedir. 4 santimetre daha içindeymiş. Bak sen şu işe, her bilgiyi kullanacağım. Şimdi seninle birlikte şu kısmı iyice anlayalım. Şurada elimizde bir kapı var değil mi? Kapıyı önce bir açalım şöyle bir. 20 santimetre açıklık olacak şekilde açalım şöyle. Açtık, orası kapı içeri doğru girdi. Ondan sonra biraz daha 36 santimetre daha açık olursam içeri kaç santimetre daha fazla girmiş oldu? 4 santimetre daha girmiş oldu animasyonda da gördüm. E bu şekil şekil 2 ve şekil 3'te de gösterilmiş. Hadi bakalım bunu kullanalım. Her bilgiyi kullanacağız. Önemli olan burada şu. E, biz burada aynı şekilde kullanıyoruz aslında. Şu akordiyon kapı. Bunlar eş. Şöyle şöyle. Burada da bunlar eş. O zaman eşitleri yazacağım bak eş yapılar eşitleri burada göstereceğim hocam şunlar birbirine eşit şunlar birbirine eşit ve burada işte ne var arkadaşım hocam burası işin içine girecek değil mi girecek ben buraya x x dersem hmm, şuraya bir x x diyeyim o zaman x x dersem bu kapı açıldı ya hocam şu kenar böyle bak burada yani burası da x x değil mi? Evet. E, bunun tamamı ne oldu? 2x oldu. Eş yapıyı kullanacağım. O zaman burası 2x olacak. Yani tamamı 2x olacak. O zaman buraya 2x eksi 20 mi kaldı? Evet. Aynı şekilde bak burası da 2x. O zaman buraya da ne kaldı? 2x eksi 36 kaldı. Hemen oraya da 2x eksi 36'yı yazacağım. 2x eksi 36 kaldı. Şimdi şekilleri biraz daha büyüteyim. Lazım olacak çünkü bana. İkiz kenar üçgen var. Tabanına ait yüksekliği çizelim şöyle. E hocam burada da ikiz kenar var. Tabanına ait yüksekliği çizelim. Bir de burada ne demişti? İlk konumuna göre yani şekil, şekil 3'deki konumu şekil 2'deki konumuna göre 4 santimetre daha içeri girmiş. Ben şimdi biraz önce kapıyı açmıştım ya. Kapıyı açtığımda bu biraz içeri girdi. Odanın içeri, içerisine girdi. Sonra bu konumuna geldiğinde 4 santimetre daha içeri girdi. Yani burası haşken burası ne olacak? Haş artı 4 olacak. E yazalım o zaman burası 4 santimetre daha içeri girdi. Burası H burası daha haş artı 4. Ve bunların da ben x's olduğunu biliyorum. E burada da x kenar tabana yükseklik çizdim. Hem burada tabana yükseklik çizdim. Tabanı iki eş parçaya bölecek. Burada da iki eş parçaya bölecek. Hadi bakalım burası ne oluyor? X eksi 10'a x eksi 10 olacak. Hocam burası da x eksi 18'e x eksi 18 olacak. E evet, şimdi ben ne yapacağım? Artık burada pisagor bağıntılarını kullanacağım. Bak bir buradaki üçgende bir de buradaki üçgende pisagor bağıntılarını kullanacağım. Hocam buradaki pisagor bağıntılarını kullanırken ne yapacağım? X kare eşittir h kare artı x eksi 10'un karesi. X kare eşittir h kare artı x eksi 18'in karesi. Normalde sen bunu diyebilirsin. Her ikisinde de x kare var mı var x kare birinde x eksi 10'un karesi artı h'in karesine eşit öbüründe de x kare neye eşit e, x eksi 18'in karesi artı h artı 4'ün karesine eşit İşlem 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 de buradan ne yapacağız sonuca ulaşacağız 2 bilinmeyeli iki denklem inşallah buradan işlem gelir diye umacağız ve bir şeyler yapacağız yani pisagor bağıntılarından çıkar gibi duruyor arkadaşlar ama dur hissedelim ama hissedecek bir şey de yok aslında burada Şöyle bakacak olursak. Eee? İstedecek bir şey yoksa o zaman ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız gibi duruyor. Ama hissedecek bir şey mutlaka buluruz ya. Dur bakayım. Şurada x var. Burada x eksi 10 var. Yani 10 fark olan üçgen. Hangi üçgen diye düşüneceğiz. Ya da burada x var. Burada da x eksi 18 var. Hmm. Bir de 18 fark. Yani hipotenüsü herhangi bir sayı olacak. Bir 10 farkı olacak. Bir de 18 farkı olacak. 10 farkı olan hangi üçgen var? 10 farkı olan. 15, 20, 25. Aa 15, 20, 25 olabilir. Dur bakalım. Şurası 25 iken. Burası 15 diyecek olursam. Doğru x yerine 25 yazdığımda burası 15 oluyor. O zaman burası ne olacak? 20 olacak. Dur bakalım şuraya 25 dediğimde 25 eksi 18 kaç yapıyor? x yerine 25 yazdığımda 7 yapıyor. O zaman burası da 24 olacak. Aa burası 20 iken 24 oldu. Tamam tık, çıktı. Bir hissedecek bir durum bulduk. Evet şuradan da hissedebilirdik. Aralarında 18 fark olan hangi üçgen var mesela? Hocam 18 fark olan hipotenüsle şeyde 7, 24, 25 üçgeni var değil mi? Şöyle düşünecek olursan 7, 24, 25 üçgeni var. 25 ile 7'nin fark kaç? 18. Evet. Diğer türlü Pisagor bantısı beni aşırı derecede yoracaktı. O yüzden yormadan şu şekilde yapalım. İkincisinden düşünmek daha mantıklı olacakmış. X ile bak şunu düşünüyorum. X ile X, X 18. Yani arasında 18 fark olan 7, 24, 25 üçgeni var. E ben burada 25'i yazınca 25 eksi 18 7 yaptı. O zaman burası 24 olacak. X'i 25 bulmuştuk. 25 yazınca 25 eksi 10 da burası 15 yaptı. O zaman burası da 20 yaptı. Her çağ sağlandı. Bak burası haşken burası haşart 4. 4 fazlası oldu. Burada 15, 20, 25 sağlandı. Burada da 7, 24, 25 sağlanmış oldu. Çok güzel bir soru ya. Yani böylelikle ben x'i buldum. x 25 çıktı. Hissederek buldum yine de. Diğer türlüsü gerçekten zor olacaktı büyük ihtimalle. Buna göre kapının uzunluğu nedir diye soruluyor. E biz kapının uzunluğuna ne demiştik? Hocam kapının uzunluğu şuraya x buraya da x demiştik. E toplamda 2x yapıyor. 2x soruluyor bize. 2 çarpı x. x dediğimiz 25. Cevaba böylelikle 50 diye ulaşır mıyız? Ulaşırız. Cevap 50 oldu ve geldik 15. soruya. Yani bu dersin son sorusuna. Şimdi kenar uzunlukları. Sözel bir soru. Korkma. Ne diyorsa yapmaya çalış. Yeter ki güzel bir şekilde anla. Kenar uzunlukları 13-13-10 ve 5-5-6 olan ikiz kenar üçgen biçimdeki kartonlar taban kenar kenarları doğrusal olacak biçimde ve tabandaki köşelerinden birer tanesi çakışık olacak şekilde bir zemine konuluyor. Hadi bakalım üçgenleri çizelim. Şöyle sonuçta üçgenleri dedim. Niye? Bu, buna göre diyor kartonların tepe köşeleri arasındaki uzaklığını alacağı farklı değerler çarptı. Demek ki iki durum var ya da üç durum var. Bakalım şimdi. Arkadaş bir tane üçgenimiz bu şekilde olacak. Şöyle 13 13 10 böyle olacak. Hemen yazıyorum. Birer köşeleri ortak. Yani şu köşesi ortak mesela. Sonra şöyle üçgenimizi de çizelim. 5 5 6 şeklinde olacak. Hemen 5, 5 ve 6'yı da yazdık. Ya bu şekilde olacak değil mi? Ya da üçgenimiz buradayken hocam şöyle olabilir mi? Olmaz. Birer köşeleri ortak ama kenarları çakışık demiyor bize. Çakışıklık olmayacak. O zaman başka bir durumu deneyelim. Hocam bir üçgenimiz buradayken diğer üçgeni şöyle şuraya da koyabilirim. Ama aralarındaki uzaklık aynı olacak. Bir solda var böyle Uzaklık aynı. Bir de sağda var. Uzaklık büyük ihtimalle aynı çıkacaktır. Farklı değerler çarpı isteniyor. Bir durum bu. Peki ikinci durum ne hocam? İkinci durumda şu şekilde. Bak şimdi. Dikkat, dikkat, dikkat. Hocam üçgenimizi çizdik şöyle. Biraz daha küçük çizmek zorunda kaldım. 13, 13. 10. Diğer üçgenimizde nasıl olacak? Hocam birer köşeleri ortak olacak ya. Birini böyle çizdik ya. Bu sefer de üçgenin tersi de olabilir. Tepe noktaları arasındaki uzaklık bu sefer değişiyor mu? Değişiyor. Mükemmel bir soru. Hemen şöyle üçgenimizi çizelim kardeşim. Çizdik. Evet şöyle bir şey olacak üçgenimiz. Bu da 5, 5 ve 6 şeklinde oldu. O zaman tepe noktaları arasındaki uzaklıklar işte bu durumda bu şekilde olur. Tekrar söylüyorum çakışıklık denmiş olsaydı o zaman şu üçgeni de alabilirdim. Şuradaki üçgeni de alabilirdim. Hadi bakalım. Buradayken bizden şu uzunluk isteniyor. Hemen şu uzunluğu çizelim şöyle. Buradayken de bizden şu uzunluk isteniyor kardeşim. Bu uzunluğu da şöyle çizelim. Uzunlukları bulacağız. Bir kere kenar üçgenler var elimizde. Tabanlarda mevcut. Hemen tabanlarına ait yükseklikleri çizelim. Tabanına ait yüksekliği çizdiğimiz zaman 3 3 yaptı. 3 4 5 üçgenden 4 oldu. Bu da 5 5 yaptı. 5 12 13 üçgenden 12 oldu burası. Hocam ben şu uzunluğu bulmaya çalışıyorum. E 90 dereceler var burada. Burada var, burada var. Şu uzunluk isteniyor. O zaman dik üçgene karşılık getireceğim. Nasıl geliyordu? Dik dörtgenle Şurada bir dikdörtgen yapabiliriz ama içeriden yaptığın zaman karışıyor ya. Bu sefer dikdörtgenimi dışarıda oluşturayım böyle şu 90'lardan dolayı. Dikdörtgeni dışarıda oluşturayım. Dikdörtgeni o, o şu şekilde dışarıda oluşturacak olursam burası 12 iken burası da 12 olacak. 8 kaldı. E burası da 8. E o zaman burası da 8. Şuradaki dik üçgenden burası 8 köklü geldi. Evet köşe tepe noktalar arasında uzaklığı bu şekilde buldum. Bir de şuna bakalım. Hocam burada da şurada ikiz kenar tabanına ait yüksekliği. Burada da ikiz kenar tabanına ait yüksekliği çizdim. Bunlar 5 5 yaptı. 5 12 13 üçgeninden burası 12 oldu. Burası da 3 3 yaptı. Hocam 3 4 5 üçgeninden burası 4 yaptı. Bu sefer de bizden şu uzunluk isteniyor. Yine şeklimizde 90 dereceler var. Bak dikkat et. 90'ların olduğu yerlerde şöyle bir merdiven şekli var. Dikdörtgene karşılık getirerek şu uzunluğu bulabilirim ben. Dikdörtgene karşılık nasıl getireceğim? Ya böyle dikdörtgen yap ya da şu aşağıda dikdörtgen yap. İstediğin yerden yap. Fark etmez. Ben nereden yapayım? aşağıda yapayım. Şöyle bir dikdörtgene tamamlayacak olursam burada. Şurası 4 ise burası da 4 yapar. Ondan sonra şurası 8 ise burası da 8 yapar. O zaman kenarlarımız ne oldu? Hocam bir kenar 8 bir kenarda 16 oldu. 8 16 ise burası da 8 kök 5 yaptı. Yani bir kenar 8 kök 2 oldu. Tepe noktalar arasındaki uzaklık şurada 8 kök ki burada da 8 kök 5 yaptı. Bir de 8 kök 5'i çarparsam böyle o zaman cevap 64 kök 10 olur. Nasıl soru? Güzel soru diyeyim Allah aşkına. Gerçekten güzel bir soru. İşte böyle durumlarda çıkacağı sorularda böyle soralım ki yani şey yapın e, nasıl davranacağınızı da görün böyle bu şekilde ve bu ayarda bir soruyla da karşılaşabilirsiniz ÖSYM'de böyle soruları da açıkçası sever çok da sever öyle sözel böyle dik üçgen çizgili falan filan değil de bak burada farklı durumundaki durumdaki böyle sorular gerçekten hoşuna gider şahsen benim de çok hoşuma gidiyor benim hoşuma giden ÖSYM'nin de hoşuna gider kardeşim o yüzden bu soruda Gerçekten güzel bir soru. Senin de ufkunu açan bir soru oldu. Evet sırada bak bu zana kadar ne yaptık? X tanımını verdik ve bir özellik yaptık. Sonra 2, 3, 4, 5, 6 özellik falan filan var burada. 6 ya da 7 özellik var. Diğer özellikleri de diğer derse bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Yani kaçıncı gündeydik biz? 6. gündeydik. 6. günün 2. dersinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.